sayın seyirciler, Mitsotakis'in başı dertte demiştik. Skandal, büyük bir skandal. Muhalifleri dinleme üzerine bir skandal. Tıpkı 70'lerin başında ABD başkanını koltuğundan eden Watergate skandalında olduğu gibi. Yunanistan'da ülkenin 3. büyük siyasi partisinin lideri, muhalif lider Nikos Androulakis ve bir gazetecinin casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı. Skandalın ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Mitsotakis ilk kez konuştu. Mitsotakis tatmin edici bir açıklama yapmış değil. Yunan siyasetçinin dinlendiğinden haberdar olmadığını savundu. Böyle bir şeye asla vermezdim dedi. Bu bir hataydı diye de ekledi. Yunan Ulusal İstihbarat Servisi'nin her şeyi yasal sürece uygun olarak yaptığını ancak bunun politik sonuçlarını hafife aldığını söyledi. Mitsotakis bu sözlerle Yunan istihbaratını suçladı. Gazeteci Thanasis Kavukis ve Panhellenik Sosyalist Hareket Partisi liderinin cep telefonlarına casus yazılım yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve aynı zamanda Mitsotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri istifa etmişti.